Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ekim ayında okuyacağım kitaplar videosuyla karşınızdayım. Gerçi bu videoda biraz moralim bozuk. Gerçi burada biz bizeyiz. Size anlatsam da olur. Neyse anlatayım size de. Hani Pegasus N11 alışverişi yapıyoruz ya. N11'in bir mobil uygulaması var. Ben check ediyorum işte haftalık. Bu aralar çok inanılmaz derecede N11 Pegasus'tan kitap alışverişi yapıyorum. Yani dün değil, ondan önceki günün gecesi. Ve bakınıyorum, %50 indirim bitti ya. Bir baktım, sevdiğim tüm erkekleri üçlü set %57 indirimli. Dedim müthiş, alayım ben bunu. Bir de benim 5 lirada çekim var. Hani çok alışveriş yaptığım için mobil uygulama çek veriyor size 5 liralık. Dedim inanılmaz bir fırsat, ben bunu alayım. Yarın oldu, devam ediyor indirim. Ben bugün sabah uyandığımda kahvemi koyup ben o kitap setini alacaktım. Büyük bir hevesle alacaktım. Bir baktım indirim yok. 87 liraya çıkmış kitap seti. 12 seconds later. Yani kısacası çok 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 üzüldüm yani. Neyse işte biraz moralim ona bozuk. İşte bu üzgün havayı dağıtalım. Büyük ihtimalle de ben montajı yaparken üzüntülü müzik diye aratıp arkaya montaj yapacağım. Şimdi hemen geçelim. 2 Mayın'da okuyacağım kitaplara. Bu arada bu videoda maymunun yanında Gemina'yı ve Gemina'nın üzerindeki üzgün suratı görebilirsiniz. Çünkü Gemina 2 ay önce Ağustos ayında okuyacaklarım ve Eylül ayı okuyacaklarımın başrolünde yer alıyordu. Ama bu ay artık yer almayacak. Ben şöyle bir karar aldım. Bu Gemina İşte Ekim ayında okuyacaklarım, Kasım ayında okuyacaklarım, Aralık ayında okuyacaklarım videosunda maymuna eşlik edecek olan arkadaşı. Bir türlü okuyamadım çünkü. Neyse ilk önce hemen neleri okuyacağımı göstereyim bu ay. İlk önce Hilgi'yi bitirmem lazım. Hilgi'yi hatta bu birkaç gün içerisinde okuyup bitirmeyi düşünüyorum. Ve hatta Hilgi ile ilgili bir gün boyunca Higi olarak yaşanım diye bir video çekmeyi düşünüyorum. İkinci okuyacağım kitap biliyorsunuz Eylül ayında okuduklarım videosunda yarım bıraktığımı söylemiştim. Büşra Küçük'ün Kötü Çocuk. Buna son bir şans daha verecektim. Sonracığıma. Bu ay okuyacaklarımın diğeri Atilla Atalay'dan Sıdıka Fabrika Öpücük Fabrika Öpücük Balığı Fabrika. Bunu okuyacağım. Bu eski bir kitap bende ki Sıdıka'nın dizisi vardı biliyorsunuz. Çok eğlenceli. Bu böyle bir kitap. Bu ay gerçekten okumak istiyorum. Sonracığıma. Biz şu an maratondayız biliyorsunuz. Maratonda bir klasik okumam lazım. Tabii kolaya kaçarak tabii ki az sayfalı bir klasik okuyacağım. Namık Kemal'in Akif Bey kitabını okuyacağım. Gayet ince ve tiyatro eseri. O yüzden hemen bitiririm diye düşünüyorum. 102 sayfa. Bunu okuyacağım. Sonracığıma yine maratonda okumayı düşünüyorum. Filme uyarlanmış bir kitap. Onu da John Green'in Kağıttan Kentlerini okuyacağım. Bunu çok merak ediyorum. Çok hevesliyim gerçekten bunu okumaya. Bu seti de N11 Pegasus'tan aldım. Of ya o seti de alacaktım. Yani indirim bitmeseydi. Neyse işte bir sonraki okuyacağım kitap da Kağıttan Kentler kitabı. Ve size şunu söyleyeceğim. Ben bu ay aslında fazlaca çocuk kitabı okumak istiyorum. Bu yabancı yayınlarının çocuk kitapları gayet güzel. Yabancı yayınlarının çocuk kitaplarını bu aralar okumak istiyorum. O yüzden ama önce sipariş vermem gerekecek. Ve son olarak okumayı düşündüğüm bu ay bir yazar maratonu yapacağım. O yazar da Richard Rutigan'ın kitapları. Bende iki tane var. Bir tanesini daha demin okudum. Japonya günlükleri. Bu ikisi var. Birkaç kitabını da alacağım. 6.45 yayınlarından çıkıyor bu yazarın kitapları. Yazar gerçekten bit kuşağına 1970'lerdeki o bit kuşağında emeği geçen ve o dönemden etkilenen müzisyen ve yazarları da ilham kaynağı olmuş bir yazar. O yüzden ben o döneme ayrıca bir ilgi duyduğumdan bu yazarın kitaplarını bir maraton şeklinde okumayı düşünüyorum. Karpuz Şekerinde ve Talihsiz Kadın. Bunları da böyle okumayı düşünüyorum. Gemina! A few moments later. Gel gel hadi gel. Gemina'yı da bu ay okuyacaklarım arasına koyuyorum. Tabii ki bilmiyorum okur muyum ama bir sonraki ay tekrardan karşılaşırsak şaşırmayın diyorum.
Gemin ayı da bu listeme ekliyorum. Obsidio çünkü çıkacak. Bu arada Kasım ayında TÜYAP kitap fuarı var. Bence TÜYAP'a yetiştirirler Obsidio'yu diye düşünüyorum. Bugün yarın çıkar. Onu da almam gerekecek. Neyse işte benim Ekim ayında okuyacaklarım TBR. To be read. Listem bu şekildeydi. Gerçi bu okuyacaklarım videosunda gösterdiğim kitapların çoğunu o ay okumadığım için bu ayın TBR'si to be read'leri, bir sonraki ayın TBR'si to be read'leri oluyor. Bakalım bunların kaçını okuyabileceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Size 8 kitap söyledim. Bakalım bir sonraki ay Ekim ayında okuduklarımda bu 8 kitabın kaçını göreceğiz. Tahminlerinizi alıyorum. İddiayı da başlatıyorum. Neyse bu video böyle olsun. Okuyacaklarımı gösterdim size. Siz bu ay neleri okumayı düşünüyorsunuz? Yeni çıkmış kitaplardan bir şeyler okumayı düşünüyor musunuz? Falan filan diyerek bu videoyu böyle kapıyorum. Bir sonraki Ekim, Kasım ayında okuyacaklarım videosuyla bir sonraki ay görüşürüz. Kendinize iyi bakın.